Size وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تُقْسِطُوا Yine önceki ayette geçen yetimlerle olan ilgi devam ediyor. Hatta o ilginin bir sonucu olarak eğer yetimlerle ilgili ölçekli davranmaktan, ölçüye uygun davranmaktan kaygılandıysanız, çekindiyseniz, korktuysanız وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تُقْسِطُوا Bu korku önceki ayetlerin oluşturduğu bir korku. Hatta benzer ayetlerin yetimlerle ilgili örneğin estaizu billah innellezine yekulune emvalel yetama zulme yetimlerin mallarını zulmen yiyenler innema yekulune fi butunihim nara onların yedikleri ancak kendi karınlarına ateşten ibarettir diyor Cenab-ı Hak. Bu tür şiddetle sakındıran ayet. Bir önceki ayetin son cümlesini hatırlayın. İnnehu kâne hûben kebîrâ. Bu çok büyük bir vebal idi. Öyle böyle değil, çok ağır bir vebaldi diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla yetimler hususunda onların mallarına dokunmak, onların mallarını iç ederek bir şekilde yiyip bitirmek ayetlerde şiddetle sakındırılınca ortaya başka bir durum çıktı. Bu ayet o bahsettiğimiz durumun durumla ilgili olarak bir şeylerden söz ediyor. Dolayısıyla girişinde وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تُقْسِطُوا ölçüye uygun davranamamaktan korktuysanız filyetama yetimler hususunda ne olmuş? Bu ayetler nazil olunca insanlar yetim mi? Yetimlerle ilgili mi? Aman uzak durayım. Bir yetimin velayeti, bir yetimi kendi evine alıp barındırma, bir yetimin malıyla haşır neşir olma. Uzak durayım. Ben o kadar inceliği beceremem. Eskisi gibi malını alıp katıp yiyip içmek de arada bu da mümkün değil. Gün be gün hesap yapayım, ayrı tutayım. Benim yerim yok zaten ayrı tutacak. Dolayısıyla yetimlerden belli ölçüde mesafe, yetimlere karşı belli ölçüde mesafeli davranmaya başlamışlar. Bu mesafeli davranışın bir başka sonucu var o günkü Arap toplumunda. O da yetim kızlar daha bir rağbet görüyormuş. Akrabaları özellikle nikah düşenler açısından. Onlar o yetim kıza sahip çıkıyorlar. Onun malını evvel emirde hemen sahipleniyorlar. Eğer nikahlanma yaşına uygunsa, değilse biraz bekleyerek onu vakti gelince nikahları altına alıyorlardı. Böylece o yetim kız bir zaman sonra adamın eşi haline geliyordu. Malı da zaten arada kaybolup gidiyordu. Bir başka sakıncalı durum. Normalde onunla nikahlanacak olsa mihir vermesi gerekir. Ama bu esnada böylesi bir durumda kendisi hem velisi onun hem de taliplisi. Dolayısıyla böyle olunca da ona uygun bir mehir vermekten de kurtulmuş oluyorlardı. Yani zaten bir elinden alıp diğer eline vermiş gibi olacak. Belki de hiç konu bile etmiyor zaten kendi velayeti altında. Evliliklerde veya çok eşli evliliklerde bu oldukça özendirici bir etkenmiş, motive edici bir etkenmiş. Yani adamın böyle yakın bir akrabasının kızı kalacak, mal da kalacak orada. Almasa insanlar belki ayıplar yani almayayım da yabancıya mı gitsin denecek bir anlayış hakim o gün için. Böyle olunca da bu yolla evlilik kurumu daha fazla güçleniyor. Yani insanların yaptıkları evliliklerin belli bir kısmı buradan böylesi yöntemlerle veya böylesi münasebetlerle gelişiyormuş. Cenab-ı Hak yetimlerle ilgili ve onların malları ile ilgili son derece sakındırıcı ayetler inzal edince insanlar bundan uzak durmaya başladılar. Uzak durunca ne oldu? Bu vesileyle, bu münasebetle gerçekleşen evlilikler toplumda bir anda frenlenmiş oldu. Yani bundan ötürü diyelim adamın bir tane iki tane eşi var veya üçüncü dördüncü. Bu da o da benim akrabamın yetimesiydi. Aldım öyle kaldı. Öteki de öyle falan. Böyle insanların çok eşliliğinde bu muharrik bir güç. Kimse ona niye aldın demez. Çünkü zaten hem mirası var. Böyle bir ganimet asla yabancıya bırakılmaz. Hem o kıza eş olarak sahip oluyorsunuz. Hem onun bıraktığı mala akrabanız olması dolayısıyla o sizin elinize geçmiş oluyor. Asla yabancıya bırakılacak bir şey değil. Ama yetimlerin mallarını Cenab-ı Hak bu onların kendi mallarıdır. Siz kendi uhdenize bunu geçiremezsiniz.
böyleksi yöntemlerle ya gah katarak ya gah evlilik yoluyla onların mallarını gasp etmeniz çok büyük bir vebal, öyle böyle değil diye sakındırınca iş yetimlerin mallarını sakındırmak noktasından toplumda evliliğin zayıfladığı, evlenmenin biraz gevşediği başka bir şeye dönüşünce Cenab-ı Hak bu noktada bu ayetle duruma müdahale etti diye düşünülüyor. Çünkü ayetin girişindeki yetimlere eşit davranamamayla ayetin devamında gelen evlilik emri arasındaki ilgi böyle bir şey olsa gerek. وَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا Yetimeler hususunda ölçüye uygun davranamaktan korktuysanız bu sizi evlilikten geri bırakmasın. Evliliğin yegane yolu yetimelerin mallar, yetimeleri alarak, mallarına konarak değil. Gidin, فَنْكِحُوا O takdirde siz nikahlayın. مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Gidin kadınlardan nikahlayın. Cenab-ı Hak yetimlerin mallarına riayeti son derece özendirdi. Ama bu özendirmesi, yetimlerin malları hususundaki bu topluma telkin ettiği hassasiyetin toplumda evlilik sayısını, evlenme sayısını düşürmesinden de memnun değil. Dolayısıyla bu böyle olmuyor olmadı diye siz bundan geri durup nikahlamaktan, kadınlarla evlenmekten geri durmayın. فَنْكِحُوا Çünkü evlilik yapmanın yegane yolu yetimeler değil. Gidin مَا تَعْبَ لَكُمْ Size hoş gelen, sizin için hoş olan, iyi, güzel, temiz, helal, tabenin içinde hepsi bunlar var. مَا تَعْبَ لَكُمْ Sizce hoş olan, لَكُمْ da burada olduğuna göre biraz daha bu helalden vesaire öte bir şey. Kişiye göre hoş olması ne demek? Bir erkek açısından bir kadının erkeğe nazaran hoş olması onun güzelliğidir, onun malı mülkü olabilir, onun asaleti olabilir, onun güzel ahlakı olabilir, kariyer olabilir, her neyse. Ama size göre, sizin hoşlandığınız, burada da yine şuna dikkat çekilmiş olabilir. Yani kişi evlenirken bizatihi kendi yaklaşımı esas olmalı. Yani kendisine göre hoş olan biriyle evlenmeli. Ya aile falanca şu kızcağızı çok beğenmişler. Çocuk hiç kanım kaynamadı diyor ama onlar sen anlamazsın diye bastırıyorlar. مَا تَعْبَ لَكُمْ Size göre hoş olan. Benzer bir ayette Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'i evlilikten men ederken لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ Bundan böyle sana kadınlar artık helal değil. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ Onların güzelliği senin hoşuna gitse bile diyor. Demek ki evlilikte bu önemli bir saik, önemli bir etken, kişinin hoşlanması veya bugünkü deyimle elektrik alması karşı taraftan bu manada belli bir yakınlaşma, belli bir çekici karşı taraf ile kendi arasında belli, bu anlamda belli bir yine aynı kelimeyi kullanacağım. Elektrik hissetmesi. مَا تَعْبَ لَكُمْ Size göre hoş olanları nikahlayın. Nereden? Bu kategoriyi kapattım doğru. Gidin. مِنَ النِّسَاءِ Kadınlardan evlenin. Demek ki mevcut durum, yani Allah'ın nehyettiği yetimelerle ilgili onların malına halel getiren biçimi evliliğin Cenab-ı Hak onu nehyederken evlilikten nehyetmek için değil, yetimlerin malları heder olmasın diye orada yetimlerin mallarına dikkat çekti. Ancak bu başka bir şeye yol açınca onu da ayrıca başka bir ayetle düzeltmeyi başka bir ayette ilahi irade takdir etti. فَنْكِحُوا نِكَحْلَيْنْ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Kadınlardan gidin nikahlayın. Bu ne demek nisa kadınlar deyince? Yani herhangi kadın, yani toplum içerisinde bulunan diğer kadınlar, yetime olmayan kadınlar, yetim statüsünde olmayan kadınlar. Niye oraya Cenab-ı Hak sevk ediyor? Gidecek oraya adam gibi mihrini verecek. Gidecek orada normal bir kadınla evlilik akdinde karşılıklı sözleşme, nikah bir akitten ibaret. Karşılıklı sözleşmede karşısında gerçek bir kişilik olacak, haklarını isteyen. Arkasında gerçek bir ailesi olacak, haklarını akitte korumak isteyecek olan vesaire. Ama yetimede böyle bir durum yok. Zaten kendisi velisi. Malı da zaten hali hazırda kendi elinde. Böyle buluntu gibi onu arada iç ediyordu. Cenab-ı Hak orayı kapattı. Ama hala evlilik yapmasını ne yapıyor onun? İstiyor. Fakat nereden istiyor bu evliliği yapmasını? Başka
kadınlar üzerinden. Kur'an-ı Kerim'de eğer yetimeler bahsi olmasaydı, yani bu afaki bir söz olacak benim bu söylediğim, bunun dışında Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın insanlara evliliği emrettiği, evlenin dediği, yani bu münasebet olmasaydı sanki Cenab-ı Hak bize evlenin diyeceği başka bir bahis yok Kur'an-ı Kerim'de. Bunun içerisinde Cenab-ı Hak zikrediyor. Bu konunun içerisinde dolaylı olarak geliyor evlenme emri. Çoğalın değil mi? Çoğalın değil mi başka yerde? Bilmiyorum. Yani o Hazreti Peygamber hadisindedir. Tenâkehû ve tekâferû, nikâhlanın çoğalın. Fe inni sevbâhi bi katratikum yevmel kıyâme. Çokluğunuzla kıyamet günü. O hadiste geçiyor. Ama bir ayette de diyor ki içinizden bekarları evlendirin. O bekarları evlendirin. Toplum üzerine bir tabi. Evlendirin. Aranızdan garibanları falan. Siz evlenin anlamında doğrudan bir emir burada var. Başka da şu an hatırlamıyorum. Bu da yetimeler bahsinin bir parçası esasında. Ama doğrudan deseydi belki bu kadar güçlü olmayacaktı. Neden? Çünkü yetimelerle bunlar evleniyorlarmış. Yetimelerin malları hususunda belli bir hassasiyeti Cenab-ı Hak telkin edince birazcık geri durmuşlar. Geri durmalarından memnun olmayıp tekrar onları evliliğe özendiriyor. Ama bu kez başka bir kitle üzerinden, normal diğer kadınlar üzerinden. فَنْكِحُوا نِكَالَيْنْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَىٰ Kadınlardan nikahlayın. Biz burada bu emri emir olarak seslendiriyoruz. Çünkü kalıbı emir kalıbındadır. Yani nikahlayın emri. Fakat bunu müfessirler ele alırlarken bu böyle bağlayıcı, hiçbir, her koşulda yerine getirilmesi gereken bir emir değildir diyorlar. Neden? Çünkü eğer şartlarına haiz değilse bir insan, diyelim ki evlilik yapma durumunda değil. Buna dair belli şartlar var. Karşı tarafla böyle bir münasebette, böyle bir ilişkide bulunmak için belli ödevleri var, belli sorumlulukları var. Eğer bu hususlarda eksik ise, bu hususlarda yetkili değilse de, yetkin değilse, o zaman emrin formasyonu da değişir diyor. Bu konuda en güzel Elmalı Hoca'nın şeyi güzeldir yani. Orada belli bir kategorisi var, belli bir sıralaması var. Diyor ki bu her ne kadar alimler buna bu doğrudan emir değil. Hani devamında ikişerli evlenin, üçerli evlenin, dörderli evlenin diye devam ediyor ya. Mesna ikişerli ve sulase ve ruba. Bunu böyle Cenab-ı Hak bize emrediyor. İkişerli evlenin, üçerli evlenin. Görünürde böyle gözüküyor ama bunun belli koşulları var. Bunu dörde alimler bu emir kalıbında gelse de emir değildir demişlerse de diyor Elmalı Hamdi Yazır. Emirden de ari değildir. Sonuçta bu bir emir. Ama kimler için emir? Onun ifadesiyle eğer tam hatırlamasam da diyor ki eğer şehveti galiz ise kendisini harama, çünkü evlilik iffet için yapılır. İffetli kalabilmek için yapılır. Günahtan uzak durabilmek için yapılır. Eğer kişi şehveti galiz ise, onun ifadesi böyleydi, bir tane evlilik yaptı ama hala dışarıya yönelik kendisinde arzular var, hala haramdan yana kendisini emin hissetmiyor, şehveti hala kendisi üzerinde yoğun bir baskısı var, böyle kimse için Hamdi Yazır emrin aynen geçerli olduğunu düşünüyor. Yani böyle bir kimsenin ikinci evliliği yapması. Eğer iki evliyse ve hala bu durumdaysa böyle bir kimsenin üçüncü evliliği yapması. Üçü de söyleyelim, üç tane evli ancak hala şehvetini galiz görüyor ve kendisini harama düşmek üzere düşünüyor. Kendi içerisinde yapacağı bir düşünce yine aynı şekilde onun üzerinde bu bir farz olarak algılanmalı diyor. Eğer bu manada bir zorunluluğu yok, böyle bir baskı hissetmiyor, bu biyolojik bir vakadır. Kendisi bu konuda müsterih. Böyle kimse için de bu emrin özendirici olarak, yüreklendirici, tavsiye niteliğinde, belki sünnet olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Yani yapsa iyi olur şeklinde. Çünkü kalıp emir halinde ya. Sonra şeyi ayarı tersine çeviriyor. Tam tersi, şehvetten yana herhangi bir nasibi yok. Böyle konulara ilgisi yok. Merakı yok. Bu da yine biyolojik bir altyapısı var bunun. Böyle kimse için de bu emir tersine döner diyor. Artık böyle kimsenin değil 2-3,
bir taneyi bile evlenmemesi lazım. Çünkü karşı tarafı olan sorumlulukları var. Böyle bir izahatı vardı Elmalı Hamdi Yazır'ın. Ama literal olarak bakacak olursanız buradaki kalıp doğrudan emir kalıbıdır. Fenkihu, nikahlayın. Ma tâbe lekum, size hoş gelen minen nisa'i, kadınlardan mesna ve thulâfe ve rubâ'i, ikişerli olarak, üçerli olarak ve dörderli olarak. Ayette bir tanesi, yani tekli olarak kısmı ayette zikredilmemiş. Doğrudan ikiliden başlanmış. İkişerli evlenin, üçerli evlenin, dörderli evlenin. Bu sıralamanın bu haliyle verilmesini de, yani dört ile de sınırlandırılmasını da, bunu bir üst limit olarak değerlendirilmiş. Öncelikle bunun sünnette temeli var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetinin üzerinden sonra çok sayıda kadını olan, belki 40 hatırlamıyorum, bir kimseyi çağırıp eşlerinden 4 tanesini seç, onları alıkoy, diğerlerini salıver diye ona emretmiş. Dolayısıyla ayetteki ifadeyi veya 4'ün 2, 3 ve 4 ile sınırlı kalmasını pratikte de ancak bu kadar olur şeklinde anlaşılmış evvela Hazreti Peygamber'in beyanıyla. Methna ve thulâfe ve rubâ, ikişerli evlenin, üçerli evlenin, dörderli evlenin. Burada da yine bunun anlaşılmasında da bazı sıkıntılar oluşmuş. Bazıları işte bir alınca ikişerli al, iki tane al. Bir başka alışında üç tane, böyle sanki üzüm habbesi alır gibi iki tane tut al, üç tane tut al gibi algılayanlar olmuş. Sayıyı böylece 9'a kadar çıkarmışlar. Yani evlilik şey anlamında. Buna sünnet manidir bunu böyle anlamaya. Benzer bir ayet Kur'an-ı Kerim'de meleklerle ilgili geçiyor. Ce'alil melaiketi rusulen, melekleri elçiler tayin eden Allah. Uli ecnihatin, onları kanatlı yaratan Allah. Nasıl kanatlı? Uli ecnihatin mesna ve thulâfe ve rubâ, ikişerli, üçerli, dörderli. Yani bir melek var iki kanatlı, bir melek var üç kanatlı, bir melek var dört kanatlı. Biz oraya benzeterek anlamaya kalkarsak, o zaman kimisi evlenmiş iki eşli, kimisi evlenmiş üç eşli hali hazırda, kimisi de evlilik yapmış ve dört eşli. Demek ki toplumda böyle olmasını veya böyle bir durumdan söz ediliyor. فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. Kadınlardan ikişerli evlenin, üçerli evlenin, yani kiminiz ikişerli, iki eşli, kiminiz üç eşli, kiminiz de dört eşli. فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. Ancak ayetin devamı var. Yine giriştekine benzer bir korkudan söz ediyor. فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. Ancak adil olamamaktan korkarsanız, bundan da korktuysanız, فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. Adil olamamaktan korktuysanız, فَوَحِدَةً. O takdirde bir tane. Buradaki adalet de mutlak olarak gelmiş. Yani adil olamamaktan korktuysanız. Ne bakımdan adalet? Eşler arasındaki bir adalet mi? Yani birine yaptığınız uygulamayı diğerine de benzer şekilde yapma. Aradaki bir adalet mi? Yoksa onlara karşı bir adalet mi? Yani onlara karşı olan sorumlulukların yerine getirilmesi. Onlara karşı olan kişinin yapması gerekenleri yapabilmesi. Bu da adalettir çünkü. Eğer kişi tek evlilik yaptı mesela, eşine karşı sorumluluklarını yerine getiremiyorsa, bu kişi eşine karşı adil değildir. Dolayısıyla eşlere karşı adil olmak, sadece birden fazla eş arasında adaleti gözetmekten ibaret değil, onlara karşı da adil olabilmek. Bir tane de olsa ona karşı adil olabilmek. Ki ayette bir taneye de adil olamıyorsanız diye başka bir seçeneğe geçiyor. Demek ki bu mutlak bir adalet. Eşler arasındaki bir adalet olsaydı burada en fein khiftum en la ta'dilu beynehum gibi, onların arasında adil arasında gibi bir ifade olsaydı oraya indirgenmiş olurdu. Bunu oraya indirgemek ve öylece anlamak bir başka ayetle de, yine Nisa suresinde geçen bir başka ayetle de çelişkili bir durum ortaya çıkarır. Çünkü o ayette eşler arası adaleti konu ediniyor Cenab-ı Hak. Ayet-i kerimede وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. Siz kadınlar arasında adil olamazsınız. Orada arasında geçiyor. لَنْ تَسْتَطِيعُوا, adil olamazsınız. اَنْ تَعْدِلُوا, adil olamazsınız. بَيْنَ النِّسَاءِ, kadınlar arasında. Dolayısıyla kadınlara karşı adil olmak bu ayette geçen bir konudur.
kadınlar arasında adil olmak, yani birine olan münasebet ve diğerine olan münasebetin eşit olması, gösterilen ilgi, alaka, ne bileyim, alınanlar, verilenler, hediye edilenler bakımından. Oradaki konu o. Onu da Cenab-ı Hak şöyle ifade etmiş. Siz bunu yapamazsınız. وَلَنْ تَسْتَطِيُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ. Siz adil olamaz. Hatta devamında وَلَوْ حَرَسْتُمْ. Hırsla bu işe koyulsanız bile, işi gücü bıraksanız, bütün işiniz eşler arasında adil olmak olsa, buna yoğunlaşsanız, kılı kırk yarsanız bile bunu yapamazsınız. O ayetin bu ifadesini alıp buradaki eşlere karşı adil olmayı bir arada değerlendirenler, buradaki adaleti de eşleri arasında adalet olarak anlamlandırdıklarında o ayeti buna nasih olarak görüyorlar. Yani diyorlar ki Cenab-ı Hak burada diyor ki siz eşlere karşı adil olamamaktan korktuysanız o zaman bir tane alın. 2'ye, 3'e, 4'e bulaşmayın. Bir adam derse ki ben eşlerime adil olacağım. Ona da hemen diyorlar ki olamazsın. Çünkü başka bir ayet var. Orada zaten Cenab-ı Hak adil olamazsınız diyor. Şu halde buradaki koşul zaten Kur'an'la düşmüştür. O zaman hiç kimse adalet iddiasında artık bulunamaz. Çünkü Kur'an'a aykırı düşer. Ben adaletli olacağım. Ne demek ben yaparım falan dersen. Önüne ayeti kor senin. وَلَوْ حَرَسْتُمْ. Üstelik öyle bir ifade ki bu. Hırsla buna başvursanız bile yapamazsınız. Ve bu ifade içine Hazreti Peygamber'i de alır. Yani vahyin muhatabı olan herkesi alır. Bütünüyle siz eşler arasında, orada arasında açıkça geçiyor. Buradaki de eğer eşler arasında bir adaletse, o zaman buradaki koşul zaten o ayetle düşmüş. Veya Cenab-ı Hak zaten, başka türlü söyleyelim, zaten adil olamayacağımızı çok iyi bildiği bir şeyi burada koşul olarak önümüze koyuyor. Zaten asla yapamayacağımız aşikar ise, istisnasız yapamayacağımız aşikar ise, o zaman burada adil olduğunuz takdirde 2, 3, 4 eşi emretmesini nasıl düşüneceğiz? Bu ikisi anlaşılmaz bir durum ortaya çıkar. Yani derler ki öğretmen diyelim ki öğrencilere diyor ki herkes okula gitsin. Okula gidin diyor. Sizi hepinizi orada bekleyeceğim diyor. Sonra da diyor ki hiçbirinize gidemezsiniz ki. Diyor. O zaman önceki sözün orada bizi niye bekliyorsun? Yani veya önceki emir, önceki söylediğin şeyin ne manası var? Eğer bunu zaten başaramayacağımızı, buna dair koşulu zaten yerine getiremeyeceğimiz %100 aşikar ise, istisnasız aşikar ise buradaki bir adalet koşulunun ne anlamı var? Dolayısıyla buradaki kanımca buradaki adalet zaten orada aras beynehum beynehunne gibi onların arasında gibi bir ifade burada söz konusu değil. Mutlak anlamda eşlere karşı adalet. Ya sen bir eş daha alacaksın ama onun da sorumluluğunu üstlenebilecek misin? Ona karşı da vazifelerini yerine getirebilecek misin? Bu manada ekonomik imkanın, bu manada sağlığın, bu manada ilgin, vaktin, zamanın her neyse var mı, yeterli mi? Onunla yaptığın bu sözleşmede, bu akitte sorumluluklarını yerine getirebilecek misin? Ha getiremem diyorsan o zaman evlenme. Aynı durum birinci için de geçerlidir. Çünkü Cenab-ı Hak fevahideden dedikten sonra اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Yahut bir taneyi de almayın. Nasıl olur? Kişi evlense ben evlensem ama ben yani sorumluluklarımı yerine getiremem. Onun benden beklediklerini yerine getiremem. Bu konuda kendimi yeterli hissetmiyorum diye düşünse bir insan bir eşe karşı adil olamayacak demektir. Dolayısıyla o tek eşi de o noktada alamaz. Yani sadece bedensel yeterlilik olarak düşünmeyin. Huyu suyu itibariyle de böyle olabilir. Ya ben öğrencilerimle bile anlaşamıyorum. Veya bugüne kadar aynı evi paylaştığım öğrenci arkadaşlarım, öğrenciyken ben çok huysuz bir adamım. O zaman bile tek başıma kaldım. Yani böyle bir muaşerete uygun değilim. Ben nasıl şimdi bir hanım alayım diyen pek çokları var. Bunlar bu mazeretleriyle evlenmemekte esasında haklılar. Yani en dünyanın iyisi kadın bile olsa ben yani bir kimseyle yaşayamıyorum ya. Çok iyi arkadaşım vardı, erkek arkadaşım mesela evde duramadık. Ben annemle bile duramadım. Böyle insanlar var muaşerete bir kimseyle birlikte aynı ortamı paylaşmaya şeyleri müsait olmayan, huyları mı diyelim, huyları müsait olmayan. Böyle bir adam düşünün. Şimdi bu adam kendisinden bu yandan yana tereddütlüyse, korktuysa adil olamam.
suçum hiç olmaz ama ben yine ona bağırır, çağırırım, kızarım, kavga ederim. O zaman bir tane de almayacak. Ayet ona başka bir alan açıyor. اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Artık akitle, karşılıklı sorumluluğu bulunan kimselerden değil, sağ eliyle malik oldukları üzerinden başka bir alana onu sevk ediyor. Dolayısıyla yukarıdan aşağı doğru gelen bir sıralama var. Baştan adil olabilecekler açısından, yani ne diyelim, default'lar açısından, normal olanlar açısından bir problemi yok. İnsanlarla geçim manasında bir problemi yok. 2, 3, 4 eş almak hususunda bir problemi yok. Onlara adil olabilir. Buna cinsel yeterlilik açısından deyin, iktisadi yeterlilik açısından deyin, ev imkan sağlama, kıyafet sağlama, bunlar yapabilir. Bir problemi yok. Ama bu yeterlilikten aşağı ise bulunduğu konum, o zaman Cenab-ı Hak fe'enhiftum, eğer korktuysanız en la ta'dilu, nereden ben o kadar işe yetemem, koşturamam onların peşinde, kavuşamam, yetişemem, malım bile yok vesaire noktasında ise fevahideten diyor Cenab-ı Hak. O takdirde bir tane, yukarıda anmadığı bir taneyi, default olan seçenekte anmadığı bir taneyi bir bakıma korkulu olan durumda, yani korkuyorum ben bunu yapamam diyenler olan noktasında andı. Benzer bir ayet verelim mesela anlaşılması için. وَاِنْ خِفْتُمْ فَرِحَافِدُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاتِ الْوُسْطَى Namazlara dikkat edin diyor Cenab-ı Hak. Özellikle orta namaza dikkat edin. وَاِنْ خِفْتُمْ Devamındaki ayette eğer korktuysanız, herhangi bir korku durumun söz konusuysa, durup namaz kılamayacak kadar, فَرِجَالًا O zaman yürüyerek kılın. اَوْرُكُبَانَا Yahut binekli halde kılın. Ama namazı her halükarda kılın. Korku durumu hasıl olduysa o zaman Cenab-ı Hak başka bir imkan açıyor. Buna ne denir? Ruhsat denir. Esasen ayetteki sıralamada tek eşlilik ruhsat durumundadır. Kimler için? وَاِنْ خِفْتُمْ hitabına atap. Korktuysanız evet ya Rabbi ben korktum. Bu manada yeterli koşullarıma sahip değilim. Adil, onlara adil olmak hususunda yeterli bulmuyorum kendimi derse Cenab-ı Hak ona bu kez bir tane almasını fevahideten öneriyor. Ev, daha sonra ev ile devam etmiş. Ya bunu da ben yapamam. Bir üçüncü basamak çünkü bu. Belli ki korku hali eğer devam edecek olursa onu da yapamam. Bir insana karşı da bir hür kadına karşı da sorumluluklarımı yerine getiremem diyor ise bu noktada ise o zaman مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Sağ ellerinizin, sağlarınızın sahip olduklarını diyor Cenab-ı Hak. Onlar kimler? Onlar müminlerin sağ elleriyle malik oldukları. Sağ el ile kuvvete işaret var. Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de geçer bu. Mesela وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ Bizim adımıza bazı sözler uyduracak olsaydı onu sağla yakalardık diye o kuvvete işaret var deniyor. Kuvvet ile sahip olmak, yani cariyeler, yani köleler nerede temlik olunuyor, nerede bunlar müminlerin mülkiyetine giriyor? Savaşların neticesinde. Savaşlardan elde edilen esirler ganimet arasında taksim edilirdi ve bunlar kişilerin malik oldukları o andan sonra kendi mülkiyetleri altında sahip olduklarıydı. Bunlar da müminlerin kendileriyle birlikte olabildikleri güruh içerisinde sayılıyor. Allah müminleri avrat mahallerine sahip olan kimseler olarak tarif eder. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Onlar ki kendi avrat mahallerine sahiptirler veya uşkurlarına sahiptirler. اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ Ama eşlerine karşı hariç. اَوْ يَهُدْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ Yine aynı şekilde sahip oldukları, sağ elleriyle sahip oldukları na karşı hariç bunlar hususunda, bunlarla birlikte olmak hususunda feinnehum gayru melumin. Onlar kınanacak değillerdir. Onlar kınanamazlar. Sahabe, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam'ın yaşandığı ilk dönemlerde bunlar böyle yaşanmış. Müminler hem eşleriyle hem sahip olduklarıyla birlikte olabiliyorlar. Onlarla bu manada cinsellik yaşayabiliyorlardı. Cenab-ı Hak ayette insanların cinsellik oluşturabileceği hedef kitlelere işaret ediyor. Kadınlara sevk ediyor onları. Evvel emirde ikişerli, üçerli, dörderli evlenmeleri hususunda emir kipinde bir beyanı var.
akabinde adil olamamaktan korktuysanız, demek ki ilk seçeneğe herkes muhatap. Ama ikinci seçeneğe geçmenin yolu o koşulun sağlanması. Koşul nedir? En la ta'dilu, adil olmamaktan korktuysanız. Bazıları ayeti, sanki ayette Cenab-ı Hak önce biri koymuş. Ama adil olurum diyorsanız diye bir koşulla sanki üst basamağa çıkmaya müsaade ediyor gibi sunuyor. Ayet öyle değil. Ayet ilk sırada, zeminden diyelim, ikişerli, üçerli, dörderli evliliği öngörüyor, ortaya koyuyor. Buna ben yokum diyecek olanlar, onları da tercihleriyle değil, ya ben yapmak istemiyorum veya benim tercihim değil şeklinde değil, korkuya bağlamış. Yani iki evlilik deyince korkuyor. Yani ben bir hanımla bile, ona bile zor yetişiyorum. Her bakımdan düşünebilirsiniz. Yani ikinciyle yetişemem ki yani. Hakkı kalır üzerinde diyor ise bu manada zannı galip ile, yani büyük bir olasılıkla kendi içinde yetersiz kalacağı hususunda korkusu var ise, bilirsiniz ki korkuyu insanlar üretemezler. Yani korku isteyerek olan bir şey değildir. Dolayısıyla kendi içinde hakikaten böyle bir korkusu var ise, ona Cenab-ı Hak ruhsaten, ruhsat olarak tek eşli olmayı önüne koyuyor. فَاِنْ خِفْتُمْ Eğer korktuysanız فَوَحِدَةً. Şimdi yetimelerle evlilikten geri duranlar bu ayet ile tekrar neye sevk edildiler? Evlenmeye sevk edildiler. Kimler bu evlenmekten, bu ayetin içerisindeki temel mesajdan paçayı sıyırabilirler? Ya ben korkuyorum, bunu yapamam, başaramam diye belli bir korkusu olanlar. فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تَعْدِلُوا Adil olmaktan korktuysanız fe o takdirde vahideten bir tane. اَوْ yahut bu bir üçüncü basamak. Ayetin ruhsat olarak açtığı, kişinin artık evlilik bağından tamamen kurtulduğu bir basamak bu. Burada sadece kişi sahip olduklarıyla, mülkiyeti altında bulunan, sağ elinin, sağ Kur'an ifadesiyle, sağ elinin altındakilerle. O niye en sonda? Çünkü orada akitle girmiyor o birlikteliğe. Ona zaten malik, malik olduğu için kadına karşı bir sorumluluğu yok. Diyelim ki alakası yok, ilgisi yok, isteği yok, arzusu yok. Hanımıyla, cariyesiyle beraber olmuyor. Cariyesi ona, ya benle beraber olmak durumundasın. İşte epey zamandır yani ayrısın, gelmiyorsun, gitmiyorsun. Bu manada ona karşı bir sorumluluğu yok. Yani dilerse birlikte olur, dilerse olmaz. O onun kendi mülkiyeti altında. Ona karşı hür kadınlarla olduğu kadar, onlarla akitle girdiği sözleşmede olduğu kadar sorumlulukları yok. Dolayısıyla oradaki bağlantı, oradaki bağ daha sahipten yana, kölenin sahibinden yana olduğu için, orada daha serbest kalacağı için Cenab-ı Hak onu oraya sevk ediyor. Bu başka bir şeyi de gösteriyor. Kişi Cenab-ı Hak cinsel münasebetten, ki evliliğin temelinde bu var, öyle ya da böyle uzak kalmasını istemiyor. Mümkünse evvel emirde ikişerli, üçerli, dörderli. Yetersizim diyorsa o zaman bir tane. Ona da bir taneye karşı da yetersiz olacağından korkuyorsa, o zaman bir şekilde cariyeleriyle bu manada münasebet kursun. Eğer bu manada bu üç kategorinin üçünden de cinsel anlamda kendisini arındırırsa, izole ederse, onu ne bekliyor bu durumda? Ona ayetin sonunda işaret var. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ لَا تَعُولُوا Bu ayette bahsedilen sıralama, burada tarif edilen, burada kişiye önerilen maddeler, اَدْنَا اَنْ لَا تَعُولُوا Sapmamanız için en aşağısıdır. ذَٰلِكَ'yi en sonki gibi düşünün. Yani bundan da aşağısı artık yok. Bundan aşağısı kişinin kendisini sapkınlığa hazır hale getirmesi. Yani evlilik evlenmiyor. Kendisini bundan tamamen izole etmiş. Böyle bir kimse iffetini korumakta kendisinden emin olamaz. Yani bir insan böyle bu yaratılışta, bu zafiyetler ile yaratılmış, ki en iyi yaratıcı olan Allah bilir, kendisini tamamen kadınlardan izole ederse, o zaman günün birinde herhangi bir yerde günaha düşmek hususunda beriklere nazaran daha tehlike altındadır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak diyor ki, o olmuyorsa bu olsun, bu olmuyorsa bu olsun, bundan da daha aşağısı yok. Bundan aşağısı sapkınlık. Sapmamanız için
En aşağısı budur. Bu bize şunu öğretiyor. Demek ki yukarıdan aşağı doğru gelirken Cenab-ı Hak hep sapmamamız için bize bunları öneriyordu. Üsttekini önerirken de sapmamanız için, korunmanız için, kendinizi koruyabilmeniz için mümkünse ikişerli, üçerli, dörderli evlenin. Ha korkunuz var, bir tane evlenin. Ondan da aşağı geldiniz, bari cariyelerinizle. Bu en aşağısıdır. Sapmamanız için. ذَلِكَ اَدْنَا اَنْ لَا تَعُولُوا Sapmamanız için bu en aşağısıdır. Demin Elmalı Hamdi Yazır Hoca'dan ve onun tefsir, konuya dair tefsirinden söz ettik. O deminki sözlerin altında Hazreti Ayşe'den bir rivayet aktarıyor. Hazreti Ayşe demiş ki, ben bu ayeti okuduğum zaman erkeklerin haline acıyorum. Diyorum ki vay bunların haline. Çünkü Cenab-ı Hak onları bu ayette benim gördüğüm kadarıyla çok şiddetli bir şekilde tehdit ediyor. Bu tehdidi nasıl okuduğunu da ayetten açıklamış. Demiş ki Cenab-ı Hak onlara ikişerli, üçerli, dörderli evlenmeyi öneriyor. Peşi sıra olmazsa tek eşli evlenmeyi, olmazsa cariyelerinizle evlenmeyi. Esasında Cenab-ı Hak onlara demek istiyor ki bak bu hususta ben size neleri helal kıldım. Siz tüm bunlara rağmen, bu kadar benim alan açmama rağmen, kendinizi korumanız için, bu hususta sizi bu denli korumaya kalkışmama rağmen, siz eğer buna rağmen gider zina ederseniz, sizin benden çekeceğiniz var. Bir hususta ne kadar imkan çok açılmışsa, ne kadar Cenab-ı Hakk'ın toleransı çok fazlaysa, buna rağmen cürme bulaşanın da ikabı, cezası o kadar fazla olur diyor. Dolayısıyla bu ayette erkekler için açılmış olan imkanı Cenab-ı Hakk'ın bu hususta onların iffet dairesinde kalmaları hususundaki kuvvetli telkinini erkekler açısından yanlışa düştükleri takdirde ağır bir tehdit olarak yorumlamış Ayşe annemiz radıyallahu anha.